Selam herkese ben Yiğit. Bugünkü konumuz Anti Framework nedir? Ya bu videonun asıl amacı şu. Anti Framework neden hayatımızda var? Niçin kullanmalıyız? Avantajları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Önemli bir konu .NET tarafında. Ondan kaynaklı bunu bir playlist haline getirmeyi planlıyorum. Onun için içerikleri öğretmeye başladım. Bu ilk konu. Burada çok fazla kodla ilgili bir şey yazmayacağım. Kodlar tabii ki de olacaktır. Göstermek amacıyla ama bu videoyu Anti Framework daha iyi anlamak açısından önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Full bir şekilde izlemenizi öneririm. Ve her zaman olduğu gibi bu konuyla ilgili yazdığım yazıyı aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz diyeyim. Sözü fazla uzatmadan videoya geçeyim. Şimdi Entity Framework nedir? Entity Framework Adonet için geliştirilmiş bir ORM Framework'üdür arkadaşlar. Buradaki bizim database proseslerimiz .NET aracıyla bizim daha kolay ve daha iyi bir şekilde yapmamıza yardımcı olur. Bu tanım biraz size soyut kalmış olabilir. Şimdi bir iki tanım daha yapacağım. Sonra ve bunu kod örnekleriyle açıklayacağım. Adonet ORM nedir? İlk başta ORM ile başlayacağım. ORM nedir? ORM açılımı Object Relational Mapping'dir arkadaşlar. Database tablolarını Object Oriented Programming dillerindeki klaslara maplemek yani eşleştirmek için kullanılır. Yani sizin şöyle bir tane tablonuz var ve bu tablonuzun aynı şekilde kolon adları, kolonlarıyla, tablolarıyla aynısını bir tane bir klas oluşturduğunuzu düşünün. O öğren bu arkadaşlar. Şimdi, şimdi Adonet nedir onu açıklayayım. Adonet ise .NET Framework'ın içinde geliştiren database ile iletişim için kullanılan bir teknolojidir. Yani sizin bir tane .NET uygulamanız var bir tane database'iniz var. Bunun ikisinin iletişim sağlanmasını yarayan bir teknolojidir. Entity Framework'ün tanımını yaptım. Adonet'in tanımını yaptım. Şimdi siz şunu soracaksınız. Peki zaten biz database ile iletişim sağlarken Adonet bizim bu ihtiyacımızı görüyor. Neden Entity Framework var? Şimdiki anlatacağım konu ise Adonet'in avantajları ve dezavantajlarından bahsedeceğim. Bir bir tane kod görüyorsunuz. Kodu beraber okuyalım. Bir tane connection stringimiz var. Bu connection string bizim veri tabanı bağlantımızı sağlayan bir tane string. Aşağıdaki gördüğünüz gibi anlaşıldığı üzere connection, SQL connection var. Buradaki connection stringimizi buna veriyoruz ve biz burada veri tabanı bağlantımızı yapıyoruz. Ve aşağıda connection open dediğimiz zaman bu veri tabanına bağla, bağlanıyor. Bağlanmaya çalışıyor diyelim daha doğru bir cümle olur. Ve aşağıda bizim SQL query'imiz var. Select from table name yazılmış buraya yani buraya bir select atmamız söyleniyor. Aşağıda da com, SQL command'ı kullanıyor bu command da buradaki connection'ı ve SQL query'sine atarak gelen orada çalıştırıyor ve oradan sonra da gelen response'u read read seçti. Buradaki gelen şeyi konsol konsola yazdırıyor. Şimdi buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok ve gayet de güzel bir şekilde çalışıyor. Biz yazılım yaparken, kod yazarken bizim için önemli olan sadece çalışması değil. Çalışması bizim için çok önemli bir şey ama tek yani tek önemli konu çalışması değil. Çalışması kadar en önemli olan konular da var. Programın stabil olması, testin rahat yapılabiliyor olması. Bunlar çünkü çok önemli maliyetler arkadaşlar. Çünkü sürekli siz evdeyken birden şu bir yer patladığını, bir yer çalışmadığını, yanlış çalıştığını öğrenmeniz can sıkıcı olacaktır ve bunun nereden neden yanlış çalıştığını öğrenmeniz için ayrıca bir efor sarf edeceksiniz. Bunları siz bütçeye vur unuttuğumuz zaman ciddi bir bütçelere ulaşabilirsiniz. Ondan kaynaklı bu durumu da önemsemenizi öneriyorum diyeyim. Dezavantajlara gelecek olursak şimdi bunun nasıl bir dezavantajları var? Şimdi SQL burada ki gördüğünüz gibi SQL'in select yalız from yazmış yazılıyor burada. Ee, sizin için bunu Adonet'i kullanabilmeniz için SQL'de nasıl query yazılır bunu bilmeniz gerekiyor. Bence bunu öğrenin arkadaşlar tavsiye ediyorum. Ee, çok şey katıyor SQL anlamak önemli bir konu sadece nasıl yazıldığını SQL'i bir tık anlamaya yönelik bir şeyler yaparsanız daha iyi olur ve daha güzel performanslı uygulama çıkartabilirsiniz. Select Yıldız from table name'i nasıl yazılacağını burada bilmeniz gerekiyor yoksa siz bunu burada yaz yapamazsınız bu kodu çalıştıramazsınız. İkinci önemli olan konulardan birisi gördüğünüz üzere çok fazla kod tekrarı var yani burada burada SQL Connection yazılmış. işte Connection String var. Ee, ve sizin her burada query'de yani Select Yıldız From Table Name demişsiniz. Farklı bir query'de oluşturduğunuz zaman aynı şekildeki buradaki yazılan kodları tekrardan oluşturmanız gerekiyor. Tekrardan oluşturmanız derken yani tekrardan yazmanız gerekiyor. Ve bu sürekli çok yani çok fazla kod tekrarına yol açacaktır. Diğer bir problem mesele de şu arkadaşlar. Şimdi sizin veri tabanında burada Table Name'i Select atıyor. Şimdi tablo adı değiştiği zaman otomatikman sizin burada da Değiştirebilmeniz gerekiyor Bunu teker teker bulmanız gerekiyor Bu da bir maliyettir sonuçta Ben table name'i nerede yazdım diye kontrol F ile bir şekilde Sizin bunu bulabilmeniz gerekiyor Ve sonra değiştirmeniz gerekiyor. Ekstra da bunun da test maliyeti var. Doğru mu, yanlış mı diye. Ve bu sadece tablo adı değil, kolon eklediğiniz zamanda da buraya eklemeniz gerekiyor. Çıkarttığınız zamanda da sizin de buradan çıkartmanız gerekiyor. Kolon adı değiştirdiğiniz, değiştirmek istediğiniz zamanda da aynı şekilde kolon adı değiştirmeniz gerekiyor yoksa kodunuz hata verir. Bu da ciddi en bence problemli durumlardan bir tanesi. Çünkü bu string bir değer olduğu için yani sonuçta C# bunu bir SQL query olarak görmüyor ve ondan kaynaklısın bir değişiklik yaptığınız zaman mesela sizin bir variable yanlış yazdığınız zaman kullandığınız ide hatayı söyler. Şurada yanlış yazdınız diye veya şu bunu bulamadım diye bir şey hata verir. Ama diğer türlü sizin burada bir string olarak tanımladığı için bunu neyle değiştirmeniz gerektiğini herhangi bir şekilde bilgisini vermez. Son olarak ve çok önemli konu olanlardan bir tanesi sizin DB bağımlılığınız vardır burada. Yani DB bağımlılığı ne demek? Sizin MS SQL kullanıyorsunuz. Yarın bir gün MySQL'e geçmek iste istediğiniz zaman veya yap veya PostgreSQL'e geçmek istediğiniz zaman geçemezsiniz. Çünkü sizin burada direkt query yazdığınız için SQL, MS SQL örnek örnek verin. Bunu MS SQL için yazdınız. Aynı şekilde sizin PostgreSQL SQL için önemli bir e, bir şekilde yazmanız gerekiyor. Farklılıklar var çünkü query yazarken. Birisinde tab 1 yazıyorsunuz. Bir yerde de limit 1 yazıyorsunuz. Sadece bir tane veri çekerken. O şekilde kod bloğunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Bu da çok e, ciddi problemli sıkıntılı bir meselelerden bir tanesi. Tabii ki de buradaki dezavantajları sıralama çok cana sıralarsınız orada herhangi bir sıkıntı yok ama önemli olan konuları ben size sıraladım peki Yiğit bunun avantajları yok mu evet bence çok önemli bir avantajı var o artısı da şu siz burada SQL direkt yazdığınız için kodu herhangi bir şekilde bir şey generate etmeden direkt SQL'de execute ettiği için çok daha hızlı çalışır. Bu cennet olayına birazdan geleceğim. Ama şunu da söylemem gerekiyor ki son zamanlardaki çıkan teknolojilerden, yazılımlardan aslında bu performans sıkıntısı eskiden çok ciddi bir derecede vardı ama gün geçtikçe performans sıkıntısı gittikçe azalıyor. Eğer ki milyonlar ulaşacak bir uygulamanız yoksa yani çok fazla veri alacağınız bir şey yoksa çok da fark yani hemen hemen hiç fark etmeyebilirsiniz şu durumda diyeyim ve şimdi Entity Framework'e burada biz bir adım daha atalım. Demin de aslında bahsettiğim gibi önemli olan bizim için sadece çalışması değil e, sürdürülebilir olması bizim için çok önemli bir şey. Ondan kaynaklı Microsoft diyor ki bizim bunu bir el atmamız gerekiyor. Çünkü yazılan e, yapılan yazılımlar sürekli hata veriyor. Onun için daha fazla ekip toplanıyor. Yani sürdürülebilir iyi bir program yazmak süreci sıkıntılı hale gelmiş oluyor. Kalkıyor Microsoft'da Microsoft'a çıkıyor database ile .net arasında bir köprü görevi gören entity framework diye bir framework çıkartıyor. Bu framework bizim ne işimize yarıyor? Biraz onlardan bahsedelim. Kısaca şöyle bahsedeyim. Bu köprü görev göre anti framework bizim ne işimize yarıyor? Biraz onlardan bahsedeyim. Şimdi diğer türlü şimdi Adonet'e bakacak olursanız sizin orada tablonuzu oluşturmanız ilk başta dibinizi oluşturmanız sonra tabloyu oluşturmanız gerekiyor. Entity Framework'te hiç öyle bir durum yok. Siz kendiniz bu arada bu şekilde de yapabilirsiniz. Birazdan yaklaşımlardan bahsedeceğim. Ama hiç SQL'e girmeden bile veri tabanı oluşturup kendi tablolarınızı burada eşleştirebilirsiniz ve herhangi bir değişiklikte de, tablonuza yapacağınız eklemede, çıkarmada veya bir kolonları güncellemede herhangi bir şekilde SQL'e girmeden .NET tarafında bunu yapabilirsiniz. Ekstra tabii ki de verileri e, select işlemlerinde, delete işlemlerinde yani kısacası crude işlemlerinde de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Direkt hiçbir SQL query yazmadan C Sharp kodlarıyla bunu yapabilirsiniz. Şimdi birinci yaklaşım Code First yaklaşımı. Bu Code First yaklaşımda herhangi bir şekilde SQL'e müdahale etmeden kendiniz burada .NET tarafında yapmak. Demin ki aslında bahsettiğim konu. Burada bir tablo oluşturacağınız zaman ekranda gördüğünüz gibi bu şekilde ve buradaki uzunluğunu kısalığını falan verebiliyorsunuz. Data type'larını verebiliyorsunuz. Bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Ve burada kalkıp relation'lara dair yapabiliyorsunuz. Yani bir entity, bir tablo ile ilişkilendirebiliyorsunuz. One to one kullanan one to many, herhangi bir sıkıntı olmuyor. Gayet de güzel çalışıyor. Bu şekilde yönetebiliyorsunuz. Şimdi bunun deminki anlattığım gibi bir alan mı değiştirilecek? Burada değiştirdiğiniz zaman nereleri değiştirmeniz gerektiğini es kullandığınız izle size zaten hatanın sebebini söylüyor. Ondan kaynaklı da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ve zaten buradaki yaptığınız kodlar otomatikman DB'de güncelleniyor ve versiyon çıkabiliyorsunuz. Kim hangi developer neye ne eklediğini de görebiliyorsunuz. Burada bu müthiş bir şey bence. Tabii ki de bunun da avantajları var, dezavantajları var. Şimdi böyle olduğu için sizin veri tabanınıza herhangi bir bağımlılığınız yoktur arkadaşlar. Kalk bugün MS SQL kullanırsınız, yarın PostgreSQL kullanırsınız, herhangi bir Oracle kullanırsınız hiçbir sıkıntı olmadan direkt oradaki generate'i zaten .NET kendisi yaptığı için, Anti-Framework kendisi yaptığı için otomatikman direkt orada generate etmiş olarak buluyor. Yani Oracle nasıl tablo oluşturacağınızı bilmeden .NET'te yazdığınız kodlar otomatikten Oracle'a geçmiş oluyor. Muazzam yani. Şu an çok da övmek istemiyorum. Yani direkt objektif şekilde anlatmak istiyorum ama çok güzel özellik. Test edilebilirliğini burada kolaylaştırıyor ve kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde başlangıç ve öğrenme burada sağlayabiliyorsunuz. tabi object oriented programming dediğinde çok fazla uyumu var ve buradaki database kısmında çok fazla esneklik sağladığı için önemli bir şey ve şahsi fikrimi soracak olursanız ben bunu kullanıyorum <laughs> diyeyim. Code first yaklaşımı benim en çok sevdiğim, en çok kullandığım yaklaşım. Ha bu şey demek değil diğer yaklaşımlar önemsiz. Yani daha iyi daha kötü diye şey yapmamak lazım bir taraftan. Demin ki saydığım stabilizasyon çok önemli tabii ki de ama. Şimdi diğer o diğer yaklaşımlardan ikinciye gelelim. Model first yaklaşımı. Model first yaklaşımı siz kalkıp Visual Studio'dan işte kullanız ideden direkt EDMX uzantılı bir designer açarak diyeyim. Orada kalkıp kendiniz bir designer üzerinde sürükleyip şey yapıp sağ tıklayıp kolon oluşturabilirsiniz. Bu aynı şekilde tabloyu generate ediyor, SQL generate ediyor ve sonra kalkıp Sync Code Visual Studio'da kendini otomatikman eşleştiriyor. Üçüncü olarak ise database first yaklaşımı. Bu database first yaklaşımı herhangi bir şekilde EDMX uzantıyla uğraşmadan siz kalkıp database'i yapıyorsunuz, oluşturuyorsunuz, tablolarınızı, ilişkilerinizi yapıyorsunuz. Sonra kalkıyorsunuz, benim kullandığım database bu diyorsunuz ve burada otomatikman o tabloyu kendisi generate ediyor. Bu da database first yaklaşımı. Genel olarak buradaki yaklaşımlara şey yapacak olursak, şimdi çok performans istiyorsanız, database first yaklaşımı çok ciddi performanslar çünkü querylerinizi hepsini orada çalıştırıyorsunuz. Yani buradaki veri tabanı performansını ciddi bir derecede arttırıyorsunuz. Çünkü veri tabanı kendi özelliklerini birebir kullanmış oluyorsunuz. Diğer tarafta generate ettiği için C Sharp kodlarını haliyle performans sıkıntıları yaşanabilir. Ama dediğim gibi son zamanlardaki çıkan teknolojiler gayet hızlı ve verimli bir şekilde çalışıyor. Ama tam %100 mü? Tabii ki de değil. Diğer bir tarafta database'inizle ilgili gene bir bağımlınız var. Farklı bir veri tabanına geç geçemezsiniz. Bu ciddi bir sıkıntıdır. Ve tabii ki de karma avantajlarda da önemli avantajlar var karmaşık sorgularda esneklik sağlar size. Böyle avantajları var. Ve dediğim gibi bunları daha detaylı bir şekilde hepsiyle ayrı ayrı video çekeceğim ve ayrı ayrı anlatacağım. Şimdi ekstra olarak LinkQ'dan bahsedeceğim. Q bizim herhangi bir şekilde SQL yazmadan kendi .NET tarafındaki dillerde C Sharp mesela veya Visual Basic. C da kalkıp sizin burada kod yazmanızı sağlar. Mesela ekranda gördüğünüz gibi posta gelmiş ve blok ID'leri eşitlemiş. Bu eşit olanları bana listele demiş. Hiçbir SQL yazmadan sadece C# -Sharp kodlarıyla bunu çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. E lazy loading, eager loading ve exit loading e buraya geleceğim. Diyelim ki sizin bir tane ilişkili tablolarınız var. Mesela posta blok tablosunu düşünün ve bunlar birbiriyle ilişkili olduğunu düşünün. Sizin burada blogu çağırdığınız zaman postunda gelmesini istiyorsunuz. Bunun 3 tane farklı yolu var işte. Lazy loading, eager -loading, loading, bu işe yarar. Lazy loading şu. Sizin bir tane e, blokta çağırdınız. E, posta erişmek istediğiniz zaman gider ekstradan bir tane veri tabanında query oluşturur. Yani ilk başta select yıldız from blocks diye çağırır. Buradaki kod satırında select yıldız from blocks yazar. Ver block id eşit eşit birse der yani eşittir birse der veri tabanında. Ondan sonra siz burada posta erişmek istediğiniz zaman kalkıp aynı şekilde Select Yıldız From bu sefer Blocks değil Post olarak şey yapar. E, koşulunu oluşturup buna ait olan Post'u getirir. Öyle olur. Yani aynı anda iki tane join yerek sorku atmaz. Eager Loading de e, deminki söylediğim gibi düşünün. Burada da sadece join atıyor. Yani direkt join ile getiriyor arkadaşlar. Bunu da. Exit Loading de sizin bir tane ekstra bir kod yazıyorsunuz ve bu kodtan yani siz çağırıyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ondan sonra ihtiyaç duy duyabildiğiniz anda bu kodu yazıyorsunuz. Ve ondan sonra tekrardan ilk baştaki e, lazy loading gibi veri tabanı sorgu atıyor. Buna olan gelen kaydı getiriyor. Bunlara şu an özetlemek gerekirse bu. Bunları daha detaylı bir şekilde ilerleyen videolarda bakacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.